ve açık konuştu. Biz ne yapmak istediysek doğru yapamadık. Kötü oynadık. Tabii bir de maalesef golleri tuhaf tuhaf zamansız da yiyoruz. Böyle kötü oynamaya, az pozisyona hiç alışkın değiliz. Yani bir 90 dakika daha oynasak yine Karabük bizi yenerdi. Evet, peki bu karşılaşma sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar, TT Arena'dan çıkan sarı kırmızılı taraftarlar neler söylemiş? Hep birlikte bir izleyelim. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray kendi evinde Karabük Spor'a 3-1 yenildi. Puan kaybetmeye devam etti. Yok ya. Ne söyleyeceksin? Abi ne söylemeye gerek yok ki ya. Gerek yok ki söylemeye. Ne söyleyeceğiz ya? Hakem resmen bitirdi ya. Manchester'da alır maçı, buraya kadar alır. Galatasaray'da unutur bundan sonra. Transfer komitesi sınıfta kaldı. 1, 2, Fatih Terim Hoca sonuna kadar arkasındayız. Ama hatalı. 3, yönetimdeki eksiklikler. Hepsi sirayet ediyor bu futbola. Yazık, günah değil mi ya? Sağ bek Semih yok. Ondan sonra Elmander yok. Bu nedir ya? Emre ile Hakan'dan yeter. Kazanan takım bozulmaz. Yani Fatih Terim kazanan takımı bozdu. Karşılaşma değil. Kale önünde şut atan kimse yok. Hakan Baltay'ı iyi izledik bugün. Yani ben Fatih Terim'in tekrardan maçı 90 dakikasını izleyip Hakan Baltay'ı neden oyunda tuttuğunu çok merak ediyorum. Çok sinirliyiz yani. Fatih Terim'e kızıyorum çünkü yanlış kadroyla çıktı. Ve Manchester maçı da kesinlikle garanti değil. Ligi düşünmemiz gerekiyordu önce. O yüzden çok kızgınım. Biz Şampiyonlar Ligi'nden elenince herhalde takım kendine gelecek. Öyle bir hava var. Çünkü belli ki oynadıkları oyunla akıllarının Şampiyonlar Ligi'nde olduğu belli. Galatasaray taraftarı bunu hak etmiyor. Galatasaray taraftarı bu kadar kişi dişinden tırnağından ayırıp parasını Galatasaray'a yatırıyorsa bir şapkalarını önüne koyup düşünsünler. Ben okulumu bırakıp geliyorum. Her insanın gelmesi lazım buraya. Yani Galatasaray bizim takımı düşünmek için ellerinden geleni yapıyorlar bu insanlar. Ama eğer ilahi adalet varsa hepsi cezasını bulacaktır. Vallahi hak ettiler. Hak ettiler. Hak ettiler. Karabük Spor'u tebrik ediyoruz. 10 hafta oynamayan Hakan Baltay bir anda tekrardan ilk 11'di. O zaman Riera bu kadar zaman niye oynadı? Yani Karabük maçının bir önemi yok muydu yani? Hani kesin kazanırız gözüyle baktı ama bütün golleri de Hakan Baltay'dan yedik yani. Burak gol atmasına rağmen Burak bu takımın golcüsü değil. Baroş'u kesen Fatih Terim, Burak buysa, ya Burak buysa yani Baroş'un suçu ne? Bu kadroyla bundan iyisi olmaz. Derhal Hamit'ten kurtulmamız lazım. Takımdaki bütün dengeleri bozuyor. Evet, stüdyoda veteri arasında bile hararetli bir tartışma var. Yorumlanıyor değil mi taraftarların görüşü, maç. Yalçın, senle başlamak istiyorum bu sefer. Ya önce şu yanlış anlaşılmayı izleyiciler tarafından, ben fanatik falan değilim. Fanatik olsam çok önemli yani bir gazetenin, web TV'nin başında olmam. Yanlış anlama, ben senin yazdığın yeri ifade etmek yok, istedim. Yok, burada formayı ve tribündeki yok, olan hayır, şeyi senin tamamen bırakıyorum. Söylemek istedim, bakın akşam. Şimdi bu akşam yapmak istemezdim ama Fatih Terim'in tamamen Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satmasından başka hiçbir şey değildi Karabük maçı. Yani Riera varken, tam alışırken, tamam mevkisinde değil ama kaç haftadır oynatıyor ve tam alışmışken formsuz bir Hakan Baltay'a ne gerek var? Yekta hem arka tarafa yardımıyla, hem Selçuk'u oynatmasıyla, hem merkezi rahatlatmasıyla varken sen Melo'yu niye koyuyorsun? Melo, sen bu sene umut bekleme. İnşallah bu akşam beni yanıltır, özür dilerim. Evet. Artı Chris var, Semih var, Dani var, var. Servet'in suçu neydi geçen sene? Niye Servet verildi? Servet gibi bir adamın varken niye Servet'i harcadınız? Ya Fatih Hoca'nın... Ben de onun arkasındayım. Taraftar da onun arkasında ama Fatih Hoca'nın yanlışlarını da konuşmamız lazım. Fatih Hoca birine takarsa takıyor. Taktı mı diyorsun? Servet niye gitti? Baroş niye A2'de? Bu trafikte Türkiye Kupası başlıyor gelecek hafta. Bu trafikte Baroş katkı sağlamaz mıydı takıma? Şu Şampiyonlar Ligi'nde ben Elmander canlı bomba bana göre. Tamam, çok iyi oyuncu olabilir ama son noktaları Baroş kadar etkili değil.
Burak zaman zaman parlıyor, zaman zaman tamam kalitesi tartışılmaz. Evet. Umut da öyle ama Baroş'u kim, hangi takım istemez Türkiye'de, bana birini söyleyin ya. Sonra neden sen demin de dediğim gibi Hakan Baltay'ı oynatıyorsun? Neden Yekta'yı kaç maçtır kullandın? Hadi onu da git. Necati'yi geçen sene nasıl kullandın? Anında gönderdin Eskişehir'e. Siz... Zaten orada bir taraftar diyor ki geçen seneki kadromuzu mumla alıyoruz diyor. Necati'nin siz zannediyor musunuz ki, Necati efendiliğinden onu söyledi. Siz zannediyor musunuz ki istedi de gitti Necati? Para için gitti dediler. Hayır canım, ne alakası var? Kimse kimseye doğruları söylemiyor. Yönetim konusunda da bir takım sıkıntılar var. Onları daha sonra söyleriz. Konuşacağız. Maça gelirsek resmen dediğim gibi Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalıştı ve fantezi yaptı. Bu fanteziler Galatasaray'ı kötü sonuçlara itecektir. Evet. Fantezi yaptı çünkü Şampiyonlar Ligi'ni düşündü. O yüzden mi yaptı fantezi? Tabii yani biz Galatasaray'ı... Yani bu akşamı... Çürük yumurtalarla mı yaparsınız? Bu akşamı mı düşündü? Çürük kramponlarla mı yaparsınız? Sizi desteklemek için söylüyorum. Evet yani çürük bu akşamı düşündü yani. Bu akşamı düşündü. Çünkü sezon başında şöyle bir beyanatı vardı. Çok geniş kadromuz var. Bu kadromuzu ligde ve Avrupa'da dönüşümlü olarak kullanacağız hocam, diye. Hocam çok özür dilerim. Çok 10 saniye lafına gireceğim. Mersin Manyurt'ta berabere kaldılar. Yok efendim Nobre uğursuz geliyor Galatasaray'a. Ondan sonra istatistik spor kamuoyunda. Geçen Karabük maçı 3 tane Karabük attı arenada. Mesut Bakkal'ın sicilinde Galatasaray'a karşı. İşimiz büyüğe uğra falan kaldı ya. Böyle bir basın olabilir mi ya? Doğru, lütfen. Haklısınız. Buyurun, buyurun. Bir de o var. Şimdi bir, Galatasaray'da Selçuk ve Melo yoktu. Önce ben Mesut Bakkal'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Evet. Yani bana göre Galatasaray'ın kaybetme sebeplerinden bir tanesi de Karabükspor'un ve Karabükspor teknik direktörünün uygulattırdığı ve uygulanan sahadaki taktik anlayışı başarıyla gerçekleştirmesi. Evet. Çünkü oyunu 25-30 metrede oynadı. Galatasaray'a oynayacak alan bırakmadı. Boş alan bırakmadı. Bunun haricinde Mesut Bakkal'ın basın toplantısında söylediği gibi Galatasaray orta sahasının en büyük dinamizmi olarak görülen, her ne kadar geçen yılki performanslarından uzak dahi olsalar, Selçuk ve Melo'nun üzerine oynadı. Ve ikisini de oynatmadı. Şimdi Selçuk yok, Melo yok. Ebuya ve Hakan Balta geçtiğimiz sezonki, yani iki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonki performanslarının çok çok altında. Mumla aratacak şekilde altında. Stoperlere bakıyorsunuz Galatasaray'da Dani ve Chris, ikisi de hem uyumsuz hem çok ağır. Evet. Ne bekliyorsunuz bu Galatasaray'dan? Hocam şimdi, servetin suçu ne? Onu şimdi Güven Çocuğu'ya zaten tahtaya alacağım. Orada yani, bir göstersin çilsin ama siz burada, bitirin. Evet. Burada Karabükspor'un teknik direktörünü Galatasaray'ı iyi analiz edip... Söylüyor zaten. ...için ettiği için evet. Tebrik ediyorum. Hele hele de Karabükspor'da Lua Lua, İlhan Parlak ve Ahmet İlhan'a gerçekten hayran kaldım bu müsabakada. Adam, o Lua Lua var ya, arkasına adamı aldı, Dani'yi aldı, onunla birlikte koştu peki neredeyse. Peki sevgili, bugüne kadar neredelerdi futbolcular? Karabük'te oynamıyorlar mıydı? Oynuyorlardı işte. Eskişehir'den 6 tane iyi yan bu takım değil miydi? Orada da Mesut Bakkal'ın sihirli parmağı değdi. Değil mi Skibe yani? Ha, Mesut Bakkal şunu göster yani. Lazım. Yani evet, bir doğru. Teknik adamın ne kadar etki yapabileceğini gösterdi evet. Yani. Murat, araya girecektin, söyle lütfen. İstanbul medyası, İstanbul sahnesi. Yok araya var mı bir şey söyleyecek söyleyeceğim misin? Söyleyeceğim söyle, araya zaman girmiyorum. Sen söz ver diye bekliyorum. Yok yok söyle söyle. Yok, İstanbul sahnesi diyecek kesin. Şimdi biraz sonra Galatasaray'ın maçı var ya. Evet. O durduruyor beni. Tam bence de biraz. Hayır yok yani frene durduruyor bas. Derken %100 gaza basmayacağım ama frene de basmayacağım. Hafif tempolu gideceğim çünkü maç var ya. Maç olduğu için aslında eğer bu maç olmamış olsa Karabük maçı için neler söylenecek de ya değil mi? İnanamıyorum. Galatasaray Chris diye bir adam aldı. Çilek alacağız, çilek alacağız dediler. Hani tabiri caizse biraz espriyle yaklaşacağım da çilek çilek dediler, kabak aldılar. Niye bana yani... bakıyorsun onu? Yok estağfurullah, sana bakıyorum da. Yani hani manava gidersin, yolda der taraftarı çok evet. Güzel meyveler vardı. Çilek çilek alacağız dediler, kabak aldılar. Yani